asla evli olmadığınız veya altı ay içinde evlenmeyi planlamadığınız bir kadınla bir proşut var evde yaşamayın. Bu durumda tamamen güçsüzsünüzdür. Asla bir kız arkadaşınızla ev satın almayın. Asla bir kız arkadaşınızla kira pontutu imzalamayın. Asla onun eline taşınmayı kabul etmeyin ve kesinlikle bir kadın için bir yerleşik yaşam düzeninize taşımayın. Ben, gelip bir yaşama dinamiğine kesinlikle karşıyım. Bu, pek çok gerçeğin içliği dış izin izinler var. bir Buna karşı olmamayla ki bir meseleye dayanmıyor. Yıla basitli pragmatizm. Eğer bir kadınla yaşıyorsanız, o kadınla evli olsanız iyi edersiniz. Çünkü bunu yaptığınızda evliliğin her sorumluluğu ve bir sürüyeti üzeriniz bu olmuş olur. Sadece anonimlik özgürlüğünüzü kaybetmekle kalmaz, aynı zamanda ilişkinizin nasıl bozulduğuna bakılmaksızın, yapım olarak yaşam düzenlemelerinizin devamından sorumlu olmayı da taahhüt edersiniz. Sanırım bu Türkiye'de geçen de bir kural değil ama batıda ciddi bir sorun. Şunu da vurgulamalıyımdır. Bir kız arkadaşla birlikte yaşamayı tarif ettiğinizde ve bu manevi taahhütlüf, onun cinsel erişirebilirliğinde ve arzusunda delirgin bir azalma fark edeceksiniz. Bir kadının arzusunun yeniden evlenmesiyle ilgili bana gelen en yaygın şikayet, erciğin seviyesiyle bir yaşam anlaşmasına geçmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bu sayede beçerçem, cinsel yaşamınızı bu kadar harika kılan küngu rekabet kaygısı ve bunun sonucunda ortaya çıkan cinsel gerilim olmamızların ben kaldırılır ve sizin tek cinsel yakınma kaynağımız olduğunu bilerek sakinleşip rahatlayabilir. İsminize olun var yerinde doğu listeye sadece adımız olsa bile, onun için bir sigorta polisi imzalamaya benzer. Hikayenin görünen yüzü bu. Ama altın baranda ulara çıkarma veya bir yerlere gitmek zorunda kalma formaliteleriyle kesintiye uğramadan, sürekli bir seks akışına sahip olmanın çok talibin olacağına dair göre bir bir anlayış var. Görmüşte bunu pek mantıklı yanmediğini söyleyemem. Soru Genellikle sorunlar ve en çıkarımsal çözümleri bulmakta erkeklere güvenebilirsiniz. Bununla birlikte, kabulları öğrenip pek çok şeyde olduğu gibi, en çıkarımsal çözüm gibi şey, çoğu zaman asitçe gizlenmiş bir tuzaktır. Tıpkı evlilikte olduğu gibi, birlikte yaşamak da kadına makul lideri, bir atlıç hissedilir. Birlikte yaşamak, kadının kendi başına yaşarken ve hala en azından öngörüle ve donma seçeneği olan diye bamba çıkarken katlanmak zorunda kaldığı rekabet kaygısına karşı, en azından marjimel bir sığvak haline gelir. Birlikte yaşamanın zorunlu kıvdığı yöre evlilikte durum, ve ilişkinin dinamikleri zamanla bu meyvelir. Ve olama aşinalık içinde rahatlamasıma ve daha sonra kendi mariyemiyetinin koşullarını ya yafaklamasıma olarak tarayan bakan da kan da göndürülebilirlik duygusudur. Başka bir verişle cinselliğini büyük koz olarak kullanma dedir, bir birlikte yaşam anlaşması karşılığın bağlısının koşullarını müzakere etme konusunda nüçenmen bir konumdadır. Aynı mantıkla çoğu ortalama umutsuz salak, Millette yaşamayı değer bir anlaşma olarak görüyor. Çok azımın gerçekten gerçek seçenekleri var. Hatta bunları kullanmayı denemeye isteği bile yok. Birlikte yaşamanım, cinsel bazlardan çıkmanın, olası reddedilmeyi sınırlamanın, e bir seks erişimini çiritlemenin arka bir yolu olduğunu görünüyorlar. Kabat çeviren erkekler, seçenekleri olan erkekler, hırslı erkekler, İndikte yaşamayı mağduramayakla bir zirinde sınırlayıcı bir engel olmaktan farklı bir şey olarak görürler. Kadınlar belli bir geniş düzeyinde bu dilenliği anlıyorlar. Seçenekler ova erkekler birlikte yaşamayı düşünmez. Yani bir erkek birlikte yaşamayı kabul ettiğinde ya da teklif ettiğinde bu onda içi farklı bir zirin oluşturur. Bu adam ya kendisinin kanunla kazanmayı başardı ve onun mamuğa garip olmayı hazır olan diye alfadır ya da kendisinin kesin olduğuna inandığı şeyini yaşamaya alışmaktan bayi seçenekleri olmayan bir bef alır. Bir kadın için en sarsıcı olan şey, yakalanması zor alfayı bağlanmaya hazır bulduğunu düşünerek onunla dedikte yaşamaya başlaması. Ancak kiral fırzışnesini inzaladık tafonun nesci, rahat, ortalama mutlu salak haline geri döneme kıblı bir beta olduğunu keşfetmesidir. Şimdi tüm bunlar göz önüne alındığında, daha mantıklı olan nedir? Bağımsız yaşamak ve kız arkadaşınızla engelsiz yaşama seçeneği güveninin tadını çıkarmak mı? Yoksa onun baymere taşınıp uyanık olduğu her an onunla uğraşmak zorunda kalmak mı? Bir kadının yalala kaşınmak bağlılık anlamına gelir. Ve herhangi bir şey kendiniz avadığınızda en berliçi kaynağınızı, yan seçeneklerinizi de manilere ekleneğinizi kaybedersiniz.